Evet, herkese merhabalar. Söz verdiğimiz gibi Basra Körfezi'ndeyiz. Yanımızda beyaz bir 737 ile Batuhan, Türk Hava Yolları A320'si ile İbrahim, ortada da Siyacı 900 ile ben olacağım. Basra'dan Süleymaniye'ye gidiyoruz. Güzel bir kısa Irak iç hatları olacak. Şimdi şöyle Discord'umuzun sesini de açalım. Diğer kaptan arkadaşlarımızı da duyun. Şurada. Dediğim gibi Süleymaniye'deyiz. Şöyle şey Basra'dayız. Şöyle şu tarafa doğru dönersek Basra Körfezi'ni görebilirsiniz. Acaba bu kanal insan eliyle mi yapıldı? Onu bir araştırayım ben. Şu şekilde tutalım uçağımıza. Şöyle içeri gelelim. Hazırlıklarımızı hemen başlayalım. Master switch on. Power fuel'ı açıyoruz ve start switch bize bir kere dokunuyoruz. APU gelene kadar bekliyoruz. Tabi boş durmuyoruz bu arada. Ne yapıyoruz? Performans page'imizden hemen uçağımızın boş ağırlığını ayarlayacağız. Bugün 80 kişi diyelim şöyle. 80'i bir kere set ettik. Enter dersek 28. 4005 şöyle 4573. 473'te kalsın. Şöyle birer ton olacak yük ağırlığımız. Şey yani burayı ne yaparız? 500'e getirirsek 500. Şöyle şöyle getiririz. Set dersek 29. Aynen. Yaklaşık 30 ton boş ağırlığımız. Bunu simülatörü yükledik. APU'muz geldi. APU'dan hemen air'larımızı açıyoruz. Conditionlar açıldı. Windshield'lar low'a getirildi. Emergency lights'lar arm. Logo ve navigation lights'lar on. No smoking lights on. Bunu böyle girdik. Position'ımızı gireceğiz. O, R, M, M. Basra'dayız. Gate. Bunu kopyalıp buraya koyduk. Flight plan. Güzel. Şöyle geldik. Dilema şeyden bastım. 3-2 pistinden kalkıyoruz. Herhangi bir SID'miz yok. Ne yapıyoruz abi? SID'miz yoksa şöyle bir piste bir bakalım. Hani runway heading ile Kodova gideceğiz direkt. Tamam mı? Şunu execute edelim. Yaklaşmamız 3-1 pistin olacak. Süleymaniye transition'ıyla. Onun için herhangi bir arrival prosedürü girmiyoruz. Şöyle geldik. İbrahim geldin mi? Gelmedi. Tamam, burayı böyle Geldim abi buraya. bir şey soracağım sana. Dinliyorum.
Ben de şimdi bu hold'u ayarlıyorum da quad radial diye bir şey demiş. Southwest 200 diye. Bir saniye yerine bakayım Yani ben. daha önce gördüğün bir şey mi bilmiyorum. Şöyle ben yayını açayım. Bak Southwest. Discord'dan mı açıyorsun? Yo yo şey değil, ben normal yayındayım şu anda. Hemen bir saniye Twitch açıyorum. Reklamlar. Reklamda bekliyorum. Peki gibi ya. Tam sen reklamını beklerken ben şuraya aldım. Lag time 1 dakika, lag distance 3,5 mil demiş. Ha, şimdi göster abi. Şu Southwest 200 radial yazıyor ya. Bu ne acaba? Bunu bilemedim ben. Ama right turn, tamam. Inbound'umuz 0.20'den gireceğiz. Right turn diye girdik. Dakikayı 1 dakika vermiş. Lag distance'da 3,5 mil vermiş. Büyük ihtimalle, bak büyük ihtimalle Süleymaniye Warren'ın nasıl olduğunu biliyor bu charttan. O yüzden böyle vermiş. Bakalım tutar mı? Ben bunu bir execute edip planda bir bakacağım buna. Şöyle geldim. Şöyle. Bizim inbound'umuz 20 değil bir kere. Ama istikamet olarak Inbound. yaklaşık 19-20 gibi giriyoruz. Ha, istersen ha onu o zaman Hayır. 130 mu yapayım O onu? tabii o inbound o demek değil. Ha tamam, o zaman tamam, o zaman anladık. O zaman onu Inbound'umuz 310 130. şey 310. Ha Yok, inbound inbound 130. 130 abi. Ha, tamam o Evet. zaman, tamam. O zaman yapıyorum abi. O şekilde yapacağım. 130 ve right turn'dü değil mi? Aynen, right turn. Başka ne yazıyordu? Left Bir turn, right saniye, turn, şunu inbound. 130 yapayım da tutmadı. Üstündeki Ha tamam, oldu şimdi. Şu anda quad, bak out. quad radial değişti şu anda 314'ü. Tamam. Şöyle execute Aynen, diyor. Bir 130'du, saniye. 114, Bir tamam. saniye, bir plana gelin. Daha iyi görebiliriz bu arada. Format, plan, legs'e geldik. Heh, bak. Bu şekilde vermiş. Aynen. Gördün mü? Aynen, doğru abi. Gireceğiz ama o giriş usulünü orada yapmamış. Direkt war Çizmemiş üzerinde yani. yapmış. Evet, yani oradan senin direkt sağ dönüşle Bir şey 310 söyleyeyim girip mi? Ben seni outbound'a uçman anladım şu mümkün an. değil. Ben seni anladım şu anda, biliyor musun? Çünkü bir daha soracaktım. Doğru. Sen dedin ki war'a gelince dedin 130 başta sağa döneceğiz dedin değil mi bana? Yok. Şimdi alttan tam bu şekilde dursun, ben sana anlatayım. Alttan geldik. VR üzerinde sola dönüp yukarıya doğru çıkan üstteki çizginin üzerindeyken 314 başta 1 dakika outbound'a uçuyoruz. Tamam. Dışarıya doğru. Sonra soldan dönüşle sanki yukarıdaki, pardon, alttaki çizgiye dönermiş gibi yapıp toplam 360 derece dönüp üstteki çizginin üzerine gelip 130'a. inbound'da 134 course'ta VR üzerine uçuyoruz. Bu bizim hold'a giriş usulümüz. Hold'a girdik. VR'ın üzerine geldik. Şimdi oradan VR'ın üzerinden sağa dönüşle ilk hold'umuza başlayacağız. Anladım abi. Tamam. Eğer VR'ın üzerine geldiğin gibi seni giriş usulüne uygun şekilde sokmazsa sen heading verip 134'te outbound uçabilirsin. Anlaşıldı. Tamam. Bunu deneyeceğiz abi. Bu kalsın burada. Flat plan dedik. Performans unit. Performans unitimizi şöyle kopyalayalım. Uçuş yüksekliğimiz bugün 34.000 feet. 34.000 girildi. Şöyle geldik. Climb'ımız Open Airport Weather diyelim. 320'den 10 knot. Güzel. Cruise 279-33. Bu arada Erbil Van'dan mı geliyoruz yoksa Yok, Türk herhangi bir şey Van'dan yok. mı? Direct war. Direct war abi. War, sadece ILS ve Ha, war transition'ı VR seçeceğiz. yapacağız ama Aynen.
Şey yapacağız. Erbil üzerinden gelebiliriz. Tamam, ben Erbil'i seçiyorum. Sen Erbil mi seçin? Tamam. Yolu Aha, uzatıyor diye ben öyle Erbil'den. seçmedim. Şey yapayım. Planı bir düzgün oluştursun da direkt veririm gerekirse. Tamam. Descendimizde şöyle geldik. Descent için. Descent 3-4-0 dedik. 278-42. 42'de girdik. Execute. Tamamdır buralar. Şimdi hidroliklerimizi açalım. Hidroliksel 10. Full. Boostlarımızı da verdik. Buralar da tamam. Şöyle ben aracımızı çağırabilirim. Bir saniye. Ben de bir bakayım aslında ona. Arrival dersek... Yok, uzak oluyor işte. Erbil çok uzak oluyor. Abi sen niye Erbil'e gidiyorsun ki? Intersection Point var. Bakacağım şimdi. Direkt Spool'da verebilirim. Süleymaniye bir yer verebilirim. Bence en iyi öyle olur. Çünkü onlar da bu arada Sule çıkıyorlar. Ben o yüzden sana bu verdim. Şöyle bakıyorum da aynen onlar da Sule çıkıyor zaten. Tamam. Aynen Irak. İshak'sa hoş geldin. İshak Su'yu ben Fatiba'nın yayınlarından anımsıyorum galiba. Aynen öyle. Hocam runway'i yedikten sonra 3-8 başta Kodova gidiyoruz. Bilginize. Ben şimdi 308'i bir ayarlayayım şuraya. Çek. Seat belts on, beacon lights on. Müsaade varsa ben pushluyorum. Tamam abi, ben de geliyorum. 2 dakika. Craft diyelim. Şu pushladık. Eyvallah eyvallah. Sen bayağıdır kayıpsın bu arada. Yayınlarda da görmüyorum seni bayağıdır. Buralarda açık. Parking brakes off. Reverse dedik. Her şey burada set. Set. Bir saniye yalnız. Bir sorun olabilir. Hemen controls optionlarımızdan. Şunu CRJ'ye getireceğiz. 310 yapacağız. Kötü olur. Ha, eyvallah. Çok iyi ya. YouTube'dan izliyorsan. YouTube'da bu arada baya yani %200 artış var şu anda YouTube'da. Kimsecikler yoktu orada. YouTube'a şey koymaya başladım. Evet, çok güzel. Ya hem kalıyor, hatıra kalıyor, hem iniş tekrarlarımı falan izliyorum. Bence güzel yani orada olması. Kuşbey, ben de başlıyorum. Tamamdır. Ben şuradaki intersection'a gideyim o zaman.
Batuhan sen başlıyorsun kuşa. Ben Yok. başladım abi. İbrahim sen mi başladın? Ben seni bekliyorum geçtiği. İbrahim mi başladı? Nasıl abi? Evet. Ben başladım. Ha, o zaman tamam. O zaman ben şöyle kendimi öne attım. Yılan gibi çekiyor ya, çok iyi. Evet hocam, buralar tamam. Ben yavaş geliyorum, acele etmene gerek yok, bayağı yavaş geliyorum. Yok, şey yapmadım şimdi. Şimdi yol damper'larımızı açacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Birazcık sağa vur kafayı. Kafayı sağa vurduk. Geldik burada, pilotlarımızı açtık. APU ile işimiz bitti. Şunu strike yap. Dur. Lap 8. Parking brakes 10, aracı gönder. Nose with brakes arm, buralar arm. Check. Parking brakes off. Take off config is okay. Şöyle geldim, 7.3 trim, 7.3'e ayarlandı. Meydan 10. Şunu bir kere yaparsak kabin basıncımız olur. Middle. Buralar da tamam. Şöyle taksiye devam abi o zaman. Hadi bakalım. O zaman ben golfe kadar gidiyorum. Ondan sonra backtrack başlıyor. Pisti uzun bu arada. 4 kilometre. Evet. Evet, İbrahim kaptanı puşluyor. Solumuzda Batuhan vardı. Golf'e kadar gidip Delta'dan girip mi yapacaksın? Direkt Tango'dan devam edip. Ha pardon. Aynen. Doğru. Pardon. Aynen, girmeme gerek yok. Golf'ten Tango. Batuhan senin durumun ne? Ben pushback veriyorum şimdi. Tamam. Yerine radar 10. %12.3 Basra Körfezi girili. Tamam. APU kapanmış. Ha,
yani bak burada şuradaki şeyimiz biraz zayıf. Boşluk var. Bunu ayarlarım bir ara ben. Tabi onu şeyden kalibre etmem gerekiyor. Batuhan da puşlamış. İbrahim de arkamdan. Evet. Lazi 93, eyvallah, hoş geldin. Kaptanlarım, line oluyorum. İyi uçuşlar olsun herkese. İyi uçuşlar. Eyvallah. Erdem, hoş geldin sen de. Aa, kaçak Berkay da buradaymış. Abi adamı Gölcük'te esir aldılar ya. Gerçi daha gittim bilmiyorum da. Süper. Gel gel, akşamki maceralı olacak. Haftaya mı? Eyvallah. Geçiliyor. Ben de line up oluyorum. Sen şöyle bir 500 alıyorum. 5000 yaklaşık kaldı. Tamam, ben sana veririm. X-Plane'ci kaldı mı demiş. Bilmem kaldı mı? Knot yaptım bu arada hızı. Şey için, bor için bildiğiniz gibi. Line up bekleyin şu an. Tamam. 5000'e girildi. Tamam. Bir report edin.
Lazi 93, aramıza hoş geldin tekrar. Laz mısın gerçekten? Onu da söyle. Nerelisin? Bende de var birazcık Lazlık, haberin olsun. Rize Pazar, eyvallah. Çok güzel. Orada mısın şu anda? Benim anne tarafım Trabzonlu. Evet, güzel güzel çıkıyoruz. Oho, çok iyi. Simülatör var mı sende de? O min geçildi. Ha, eyvallah, tamam. Yani güzel bir sistem kurarsan seni de aramıza alırız. Birlikte uçarız inşallah. Yo yo, ayarladım Berkay, overspeed değil ya. Kaç bin füze tırmanıyorsunuz bu arada? Ben 12 bin geçildi şu anda. Mustafa Yok yok, Yeşilyurt hoş geldin. 340. 3340. 340, okey. Aynen. Abi güzel bir sistemin varsa Lazi 93. Valla çok güzel zevk alırsın. Almanya'dan da bu arada takipçilerimiz var. Bir hemşerim var benim de, Emre diye. Bir tam var. Var var, birkaç kişi var Almanya'dan. Hoş, ben de Türkiye'de değilim zaten de. Sistemin kurtarıyor ve ilgim, merakın varsa bence çok güzel bir yerdesin. Batuhan, kalkıyor musun? Valla bekliyorum şeyi. İbrahim, senin flight plan yok yine, biliyor musun? Aga, Aga. kalk. Ben sana 5000 fit söylemeyi unuttum. 8000'e geldim ben. Okey. Tamam, gelsin canım. Ya Süleymaniye'de Flight plan yok derken abi nerede yok? gözükmüyor uçuş planı. Akşama ben 320 ile uçacağım, Pakistan International'la Berkay. 320 ihya eder herkes. 737-320 ile gelirseniz güzel olur. Gördüm gördüm, sen pisti soran sen de değil mi Mustafa Ye? Abi Lizbon benim memleketim, sen bana soracaksın. Pist değişti orada, 03-21'di. Sen galiba güncellemelerini yapmamışsın. Hala eski pist olarak kalıyor. Yani Simbrief'te mi eski? Simülatörde mi yeni, onu anlayamadım yani. Simbrief'ten olabilir. Bazen uçuş planı seçerken 01 diye verebiliyor veya mesela FMC'inde kaç gördün? 02 20 mi gördün yoksa 03 21 mi gördün? Flight plan'e tekrar bir bakar mısın abi? Hemen bakıyorum kaptanım. Güncelleyeyim abi. Online oldun mu? Şu anda online Evet. oluyorsun galiba. Heh, tamam, birazdan gelir o zaman. Biraz geç. 0-03-21 gördün. O zaman senin FMC'ndeki Airak'ını güncellemen lazım. Biliyor musun Airak'ın ne olduğunu? Şu Airak. Sana Airak atalım bir tane. Airak'larını güncelle simülatör içinde. Bu arada saatimi açayım. WhatsApp'ta gözüküyor şimdi flight plan. Heh, tamam o zaman. Aynen.
Ya bakacağım şimdi güncelleniyor. Evet geldi abi şu anda Ors'un. Evet evet Ayrak'ın günceldi. Ayrak'ından dolayı öyle yapıyor. Bir de default meydana mı uçtun? Gerçi default meydana uçmana gerek yok. Simülatörü güncellersen pistin numarası zaten otomatikman değişir simülatörde. Sen Ayrak'larını güncelleyeceksin abi. Sana hemen şuradan bir Ayrak şeyi atalım. Kopyala. Mustafa'yı bul. Genel görüntülerden. Genel. Mustafa Y burada. Mesajı at. Attım. Bak şuraya bir tıkla. Oradan Ayrak'ları indir. Güncelle onları. Sana zahmet. Ondan sonra sorun yaşamazsın. Oo Batuhan çok güzel fotoğraf çekmiş. Bak ben de Iraki gözüküyormuşum sende. Süper. Çünkü güncelledik. Tamamdır. Mustafa'nın problemini de çözdük abi. Uçuşa devam. Ne yapalım? Bir Vadi El Safi açalım. Vadi El Safi'yi tanıyor musunuz arkadaşlar? Abi buraların Müzeyyen Senarı. Fener hoş geldin. İstanbul'da uçtuk gece. Evet. Saat 10-11 gibi. Barış Burak'tan. ETC'si var mıydı? Yeni'nin orada bir mükemmeldi. Vallahi. Her şey vardı. Çok iyi. Girne'nin oradan bir adacıktan kalkıp Atina'ya gittik. He, etkinlik vardı dün zaten. Girit etkinliği vardı. Evet, Girit evet. Adası. Şeydi. Komşu komşu diye gittik geldik. Vallahi çok iyi ya. Bak ne güzel evet. Olmuş. Evet evet ve çocuklar çok anlayışlılardı. Ben private mesajdan dedim yeni başladım ben falan yazdım. Çocuk bir paragraf yazı yazmış. Her türlü yardımcı olurum. Kafana takılan bir şey varsa sor. Dikkat etmen güzel. Gerekenler bunlar vesaire. Çok iyi ya. Şeyleri de güzeldi. İngilizceleri de güzeldi. Vallahi helal olsun abi. Şimdi hemşerim yeni başlayacak biri için ben sana öncelikle kendi sistemimi bir atayım. Nasıl bir sistemim olduğunu. Tamam mı? Ondan sonra da basic şeyleri konuşalım seninle. Önce şu benim sistemim. Şurada kullandığım ekipmanlar uçmak için. En az RTX serisi bir ekran kartını kesinlikle şiddetle tavsiye ediyoruz. Windows uyumlu. Ya Windows ve Nvidia tamam. Tamam sen hazırsın ya. 2060 da canavar. Tamam 2060 da tamam. O oradan euroları kurtardık hocam. Şimdi sana şunu tavsiye edebilirim. Sen hazır Almanya'dasın. 60-70 euro verirsin herhalde. Airbus geliyor bir Phoenix'i daha. Bir Phoenix'i daha doğuyor. Bu arada ben direkt Airbus atmak istemedim ama kontrol diyelim şunu. Sistem iyi, sistem iyi. Yani uçakları uçurmak için de giriş seviyesinden birazcık daha yukarıda bu. Bunu tavsiye ederim.
Bir kere aldım, bir kere al yani. İstersen bunu tek al, sadece joystick. İstersen başka yanındaki kuadrantıyla al. Daha zevkli olur senin için. Logitech Flight Yoku tavsiye etmiyoruz Erdem. Bende de vardı. Fiyatı uygun olabilir ama belli bir süreden sonra özellikle yani uçuş hissiyatından falan bahsetmiyorum. Dayanıklılık falan bakımından iyi değil. Özellikle kuadrantı ve şeyleri Yoku belli bir süreden sonra bizim Türkçedeki tabirle yalama oluyor. Flight Yoku sistem değil mi? Evet. Bak bende var. İbrahim dediğin gibi İbrahim de tık tık yapıyor, boşluğu var. Aynen, bayağı bir boşluk oluşuyor. Haberin olsun. Bak İbrahim de uçucu bu arada. Sesleriniz açık, aynen. O sebeple tavsiye etmiyorum ben açıkçası. Çünkü ben de kullandım. Şu anda nerede biliyor musun benim şeyim? Yok, ayağımın altında, onu USB hub olarak kullanıyorum. Vallahi bile bak. İnanmayana fotoğraf atarım yani. O derecede. Mutlaka yok yok, onlar gerekli. Abi onlar işin fantezisi Erdem. Bizim için prensipal uçuş aksları önemli. Aşağı yukarı değil mi? Eleronlar için sağ sol ve rudder pali. Hem yerde taksi sırasında hareket etmek için hem de gene manevra olarak rudder fonksiyonunu kullanabilmek için. Bunun için abi en ideal şey Türkiye'de de Logitech 3D abi. Logitech 3D bulabiliyorsan bul. Yoksa gene şeyin Logitech'in tuhaf bir serisi var. Daha ucuz ama o her yerde yok. Ben kullandım ve çok memnunum da bozdum işte. İsmi neydi onun? Logitech X52 de olabilir. Maddi anlamda biraz daha üste çıkayım, güzel bir şey alayım derse. Ha, o da iyi. Aynen. Bak bu T1600'ler var. O iyi. T1600'ler de iyi. Onu da kullandım. Ondan sonra Thrustmaster T-Flight X var. Bu normal bizim joystick şeyin Airbus Edition'ın. Aynen öyle abi. Bak Mustafa son noktayı koydu. Aynen, ben de yıllardır 3D ile uçtum mesela. Daha yeni topladım bunları. Evet. Ya ben birazcık fantezisine girdim abi işin. Hani hangi uçakla uçarken yoksa yok, side stickse side stick olsun diye. Diğer şeyler size kalmış kesinlikle. O yüzden aklınızı çelmek istemem ama Cytec konusunda kendim kullandığım, benim başımı ağrıttı, beni üzdüğü için. Bak size açık bir şey söyleyeyim. Bu MD-82 ile uçuyorum herhalde. Cytec'teyken abi, bak bırak yokun bitiş noktasını, masayla birlikte çekiyordum. Uçağı yine kaldıramıyordum ya. O derecede düşünün. Boşluğu çoktu. Manevralar sırasında beni çok etkiliyordu. Şimdi ne oldu? Bu alfayı aldık abi. Alfayla dertler son buldu. Rahat rahat uçuyoruz yani. Ya keşke herkesin imkanı olsa da herkes Honeycomb, Bravo ve Alfa alsa. Efsane zevk duyarsınız. Öyle söyleyeyim yani. Benim için çok iyi oldu. Batuhan da yol almış. Oo, İbrahim ışıklarını görüyorum vallahi. Kodava kaç milsin İbrahim? Offline. Geldim abi. Nereye kaç mil diye sordun? Kodav. Hemen bakalım. Kodav 25. Tamam. Aramızda 10 mil var abi. Ben hızlanıyorum zaten. Sorun olmaz.
0.78 Mac'te gidiyorum. Tamam, ben de çıkacağım şimdi oraya. Çıktım hatta, 81'deyim şu anda. 82'de kalırız. Şöyle 82'ye çekelim. Bu arada MD 82 şey 83 ve 88 geldi. Yakında güncellenir MEDOK. Uçakları büyüttük. Şimdi ben şeydeki rüzgara tekrar bakayım. Aynen, rüzgarımız 3-1 için esiyor. Bugün akşamki diğer planladığınız uçuşta etkisi var mı? Yok. Watson etkinliği mi? Onda olmaz. Etkinlik değil abi. Onda etkinlik yok. Tamam. Serbestiz. Ya, o zaten kim? Bu uçuş da şöyle, normalde yemek saatine denk geliyordu. Ramazan diye güzel oldu. Araya bir uçuş daha koyabiliyorum artık. Evet. Ha, bu arada bugün bu uçuşu bitiriyoruz. Şey, akşamki yapacağımız uçuştan sonra Orta Doğu bitiyor. Büyük ihtimalle Hindistan'da bir meydan var abi. Orayı vereceğim size. Yarın planında o olacak. Yarın zaten Cuma biliyorsun. 3 uçuş yaparım. Planları atarım. Ya virüs geldi, virüs. Adaş hoş geldin. Akşamkine belki ben gelemeyebilirim, tam iftar vakti. Tamam, aynen ya, biraz geç yapmaya çalıştım ama bu sefer de benim iftarıma gecikiyor. Evet. Ben de uçuşu bitirip iftara yöneleceğim. İftar mı? Kim dedi onu? İbrahim dedi ya. Hayırdır, sınırları mı zorluyorsun adaş yoksa? İftihar dedim, iftihar etmek, gurur duymak. Ben 38.000 feet top of climb'a geldim. Çok iyi. Dün Adaş, senin Discord'da güzel muhabbet döndü ama kimsenin galyanına gelmedin. Herkes senden bir sahur yayını bekledi ama Mekke'ydi, Medine'ydi, ayırt edemediniz. Hacı mı olalım, umreci mi olalım? Yapacak mısın bugün yayın? Evet, önümüz Bağdat bu arada. Ya şu wind. El Cedid, El Cüda'ül Irakiye yazıyor şurada. Aynen. El Cedid, El Cüda'ül Irakiye.
Şimdi hocam 22 dakika oldu. Güzel. Top of the sende daha var tabi. Ha, bu arada biz hold verdiğimiz için top of the sende şeye göre verecek. Hold'a göre. Tıklarsak. Burada abi. Ya ben müzik açacaktım değil mi? Yine Salon Oriental'den bir şey açalım. Benim iftar cumartesi gününe kadar Adaş Zulu 18.45'te şeye kadar cumartesiye kadar cumartesi günü saatleri ileri alınacak. O zaman da Zulu gene Zulu aynı oluyor da saat olarak şey yapıyor. Yerel saatte 19'a geçiyor. Bir saat daha uzun oluyor yani. Mustafa farklılıkları hangi açıdan bir açı söyle, o açıdan nasıl bir farklılık olduğunu söyleyeyim Portekiz'de. Aynen bugün Magrib 18.49. İlk orucumuzu 18.49'da açacağız Zulu saatiyle. Dediğim gibi şeyde de cumartesiden sonra değişecek benim saatler. Bu sefer 19.59 olacak yani yaklaşık 20 gibi. Şu anda aynı. Şu anda aynı. Şu anda biz Zulu saatiyle aynıyız. Şeyde cumartesi gecesi artı bir oluyoruz. Zulu artı bir olacağız. Tabii ben uçuş saatlerini yine... Aynen öyle abi. 14.42 lokal şu anda. Lokal de Zulu da aynı. Bakıyorum. Yok. 15, 3, 4 saat var. Tabii 4 saat var şu anda. Sizin kaç saat var? Aynen. Oo, iki. Yok yok. Ya şimdi burası şöyle bir durum var hocam. Yani coğrafik açısından en batıdaki ülkesi Avrupa'nın. O yüzden güneş burada biraz daha geç battığından oradan da biraz golluyoruz yani biz. Aynen. Abi sen yoktun az önce. Ben İbrahim'le Batuhan'a da söyledim. Niyetli uçuş yapmak şey gibi ya, uyuşturucu gibi, hiç öyle acıkma falan anlamıyorsun. Stres mitres kalmıyor yani. Sabah bir 2-3 saat çalışayım dedim. Stresten geberdim ya. Ha, 2 saat sonra sizde 2 saat var mesela. Ben o yüzden mesela bu diğer yayını 17'ye aldım. Oo, ada seni çok etkiliyor o zaman ya. Gerçi doğru abi, sen ki
geceleri nöbetçi tekel arayıp çikolata arayan adamsın. Bisküvi arayan. O yüzden normal. Aynen öyle abi. Çok kafa dağıtılıyor. Abi Adaş daha asıl bombayı bilmiyor. Ben bir de spora gideceğim. Aynen öyle ya. Dün valla ben de beni de kahve etkiliyormuş onu gördüm ama normal. Hocam sporda arkadaşları uyaracağım. Diyeceğim Ramazan boyunca birazcık daha normal giyin. Boş ver Berkay biraz sevap kazanırız ya. Ne kadar bakmazsak o kadar sevap yazar halimiz. Aynen. Ama Allah'tan bugün Perşembe ya. Bugün programlı spor yok. Yarın var. Yarın body pump var. Bugün serbest ya. Normal bir yürüyüş yaparım. Bir iki de karın egzersizi tamam. Yeter. Hocam menüde İzmir köfte yaptım. Sizlere layık diyelim. Pilav var, salata var. Bugün bu arada ALS bilgilerimizi şuraya girelim. Pistimiz kaç metre abi? 11.483. L5'in 2440. Yanlış girdim. Portekizce'yi nasıl öğrendin? Portekizce'yi Oruç olmasak ben anlatırdım. yok yok öyle Ben de değil. İspanyolca biliyorum da o yüzden. Aynen. Aynen bak bu arada Latin dilleri İbrahim'in ima ettiği şekilde daha kolay öğrenilebiliyor. Doğru söylemiş. Arkadaşlar şöyle bir şey var şimdi. Ben 2012'de Portekiz'e geldim. Bizim İbrahim'e de söylemiştim. 9-10 ay kaldım Portekiz'de. Hiç Portekizce öğrenmeden geri gittim. Sonra 2014'te bir daha geri geldim. 150 saat bir giriş seviyesinde 150 saat Portekizce kursuna gittim. Ondan sonra bu kurs başladı. Yaklaşık 100 saat falan olduktan sonra ben eve geldim. Benim eşim Portekizli bu arada bilmeyenler için. Eve geldim. Ben eşimi evde Portekizce İngilizce konuşmayı yasakladım. Dedim ki artık benimle Portekizce konuşacaksın. Sen ne, eğer İngilizce bir şey söylersen anlasam da anlamasam da Portekizce konuşacaksın dedim. Eğer dedim benimle İngilizce konuşsan sana cevap vermeyeceğim dedim. Bak kati yani. Böyle, şöyle düşün yani eve giriyorum bunu söyledim direkt. Berkay'a bak ya. Berkay'ın dili sarktı şu an. Yok artık anlaşamıyoruz momenti yok. Neyse bu şekilde eşim de sağ olsun ona başta çok tuhaf gelmesine rağmen bak kendisi Portekizli olmasına rağmen. Çünkü niye? Biz yani 200 senedir çıkıyoruz. 2012'den beri sevgiliydik. Evlendik. Hep İngilizce konuştuk o 2 sene boyunca. Sonra ne oldu? Ben Portekizce konuşmaya başladım. Bu bir afalladı.
Sonra abi normal devam ettik. Ben Portekizce öğrendim. O zaman tabii işsiz olduğum için bana bunu devlet burada işsiz oluyorsun burada, göçmen oluyorsun. Devlet sana boş durma diye hem seni iş kurumuna yazdırıyor hem de Portekizce kursuna gönderiyor başka diğer göçmenlerle. 150 saat geçti. Ben biraz öğrendim. Biraz dedim yani öğrendim yani. Çalışmaya başladım. Oradan biraz para kazanınca bu sefer üniversitenin Portekizce kursunu, burada Minya Üniversitesi'nin Babelium diye bir dil okulu var. Yaklaşık 100 saatte orada gittim. Bu sefer tabii artık C1, C2 ve üzeri olabilmek için. O şekilde. Abi Allah'ını seversen Fatih'e söyleme. Bunu duyarsa ağlar. Abi eşim ne yazık ki Türkçeyi çok az biliyor. Yani yolda geçerken eğer bir Türk konuşursa onun Türk olduğunu anlayacak kadar Türkçe biliyor bu arada. Ama o kadar yani normal diyalog kuracak kadar Türkçesi yok. Benim onun Türkçe konuşması için benim ona her zaman söylediğim bir şey var. Mutlaka dedim ömrümüzün bir süresinde 5 yıl boyunca dedim sen Türkiye'de bir yerde yaşayacağız seninle dedim. Ona öyle söyledim. Bakalım eğer onu hayalimi gerçekleştirirsek o zaman öğrenir abi. Yoksa Türkçe ona çok zor bir dil geliyor. Ya özellikle melodisi Portekizce'nin de Türklere melodisi farklı geliyor. Türkçe'nin Portekizce'de geldiği şey zorluk daha da çok. Kursa gitti bir ay boyunca. Yani işte ben onu arada bir sırada tek ya mesela şöyle düşünün. Evde günlük rutin konuşuyoruz. Mutfaktayız. Ver, al. Tabii çok farklıyız gramer olarak. İşte ver, al, gel, git. Ondan sonra var, yok, evet, hayır. Efendim günaydın, hayırlı cuma. Hayırlı iftarlar bunları yazıyor sağ olsun. Ama ondan sonra belli bir yerden sonra bitiyor abi. Müge Anlı'yı açınca kızın Türkçe hazır bildiği Türkçeyi de unutuyor. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu deprem oldu ne yazık ki biliyorsunuz. Bu depremin ilk haftası biz böyle sürekli haberlerden depremi takip ediyoruz. Var var vallahi bak kendi o, eşim gönderiyor bak yazarım burada gösteririm şimdi. Neyse ben Habertürk'ü izliyorum tablette sürekli. Bu da görmüş oradan Habertürk iş yerinde şey açmış. Telefondan açmış. O da Habertürk'ü izliyor. Altyazıları gönderiyor bana. Bu ne demek? Bu ne demek? Yani bir gün o duygusal şeyde yoğunlukta böyle gözümden yaş geldi. Bak gene aklıma geliyor. Şey yazmış bana. Zamana karşı ne demek yazmış. Ya o kadar beni etkiledi ki diyorum ki kızım diyorum. Ya Türkçesini öğren. Yani Türkçe kelimelerin cümleleri öğrendiği noktaya bakar mısın? Nereden giriş yapıyoruz diyorum yani. İşte zamana karşın Portekizcesini yazdım falan. Ya o da merak ediyor. Çünkü artık onun da ülkesi. O da ne olup bitiyor bir haber görse falan böyle ilginç bir haber görse bana gönderir böyle. Sorar. Ya merakı var bir şey demiyorum ama benim öğretici bir vasfım olmadığı için aynı simülatörde olduğu gibi ben ona Portekizce öğretemem yani. Şey Türkçeyi. Ama o bana yardımcı oldu. Bak şimdi arkamda kitaplar var görmüyorsunuz. Ben mesela her kitap okurdum bol bol böyle Portekizce. Ya şu anda okuyorsun fırsat olduğu zaman ama o zamanlar daha da yoğun okuyordum. Özellikle ortaokul, lise yaşıtları için bir şey serisi var burada. Bir kitap serisi Uma Ventura diye. Ben o kitap serisinde yaklaşık 30 tane var arkamda şu anda. Oradan mesela bütün böyle bilmediğim kelimeleri yazardım böyle. Kurşun kalemle çizerdim. O akşam eve gelirdim. Ben mutlaka sorardım. Bu ne demek? Bu ne demek? Ya özellikle işte bu deyimler, deyişler, atasözleri gibi şeylerde falan bana çok yardımcı oluyor. Böyle yani zor bir dil kesinlikle. Hatta beni dün bir tane fuar şirketinden aradılar. Etme, işte bize Türkçe bilecek, işte biz orada fuara geliyoruz. Türkçe Portekizce bilecek adam oluyor. Abi diyorum bak, beni diyorum zaten o fuara gelecek şirketlerden biri aradı, benimle anlaştı. Ama diyorum benim size tavsiye edeceğim, benim burada tanıdığım öyle bir Türk yok. Ne yazık ki Türkler buraya geliyorlar. Burada yaşayan çok Türk tanıyorum. Adam 10 yıldır yaşayan var. Doğru düzgün Portekizce konuşamıyorlar. Öyle söyleyeyim size. Ya onlar mı İngilizcelerin kolayına kaçıyorlar? Yoksa öğrenmek mi istemiyor? Yoksa gerçekten bu Portekizce zor bir dil mi? Zor bir dil.
özellikle Avrupa Portekizcesini bilen Türk az bu arada gerçekten. Ama Brezilya'ya giden çok Türk var. Orada Brezilya Portekizcesini öğrenenleri çok duyuyorum yani. Zor bir dil. Telaffuzu özellikle yani yazımıyla birlikte telaffuzu zor. Eyvallah Tarık. Tarık tabi en erken orucu açacaklardan aramızda. Ama hocam ben size bir şey söyleyeyim. Ana diliniz haricinde başka bir dil biliyorsanız ikinci dili bilmek işi biraz kolaylaştırıyor, haberiniz olsun. Portekizce'ye göre şey İspanyolca'ya göre olan zor kısmı melodisinde Berkaycığım. Yani melodisi zor abi dil. Evet. Tek zorluğu o. Yoksa köken olarak %70-75 aynılar yani Portekizce ile İspanyolca. Melodisi bozuyor abi. Bak şimdi ben sana şimdi şurada yazıyorum bak şimdi. Hastane, hospital. Ondan sonra. Burada iki kelimeyi yan yana yazdım ki bir kurumun adı bu. Kuruş Vermelha. Bak Kuruş Vermelha. Z neredeyse J gibi okuyor. Bak İspanyolcası da Kuruş Vermelha. Aynen öyle. Bak Kuruş Vermelha. Mesela E yok. V yok. Flish. Aynen öyle bak. Flish. Mutlu. Sanki S ile bitiyor. Mesela bir örnek S ile ilgili bir örnek vereyim. Ne yazabiliriz? Lan. Mesela bu Quaresma bu şekilde. Quaresma. Şu S'yi söyleyeceğim ya. Durun bir dakika. Şimdi Portekizce'de bak şunlar yan yana geldiği zaman böyle Y gibi bir ses çıkıyor. Bak Y. Mesela Vermelha dedik ya. Orada L ile Y, H birleşince Y gibi bir ses çıkarıyor mesela örnek. Şu harf iki tane sesinin yanına gelince Z gibi oluyor. Örnek veriyorum gene. Ondan sonra normal bu bildiğimiz İngilizceden de hakimsiniz. İşte A, I, o tür şeylerin yanında geldiği zaman K oluyor. Normal E, İ'lere geldiği zaman S oluyor mesela. Bu da aynı şekilde. Bir dakika abi ben kelime hazinem mi bitti ya? Şu S'yi göstermem lazım ya. Mesela şöyle yazalım. Cumartesi, sabadu. O'lar mesela sona geldikleri zaman sanki U gibi. Aynen öyle bak. Carvalho. Aynen öyle. Bak çok iyi bir örnek verdin. Mesela bizim teknik direktör vardı. Carvalho. Bak görüyor musun? Ya da sarımsak, alyu. Evet, Y gibi oluyor. Z'ler de aynı şekilde. Bittikleri yerde J'ymiş gibi oluyor. Bu arada madem öyle abi, Portekizce giriş yaptık. Günleri yazalım ya. Ulan, oraya değil, buraya. Portekizce'de mesela benim için komik gelen yerlerden bir tanesini söyleyeyim abi. Hafta içi günleri şöyle düşünün bak. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, tamam mı? Beşinci gün, altıncı gün diye okunuyor. Türkçesini öyle çevirebiliriz. Bak segunda, terza, cuarta, quinta, sexta. Bu şekilde mesela. Bak birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün. Yanına sadece şöyle yazılıyor mesela. Ay ananı avradını şu klavye kilibi şuraya gireyim. Sexta feira. Quarta feira. Hah. Lan Berkay helal olsun sana ya. Bak. Tam onu diyecektim. Ben de S arıyorum ya. Tamam bulduk. Bak. Jesus yazılıyor ya. Jesus diye okunuluyor. George Jesus. Yok.
Bak buradaki S, E ve U'nun arasına geldiği için Z oldu okunuşta. Bu arada top of the sand'ı kaçırmayalım hocam. 70 mil, 70, 80 mil var bu arada. Fenerbahçe. Krizler ya. Abi en iyi Türkçe konuşan Portekizli futbolcuyu söylüyorum. Bak en iyi Türkçe konuşan Portekizli futbolcunun adını yazıyorum buraya. Şu anda Braga'da oynuyor. Bu arada Portekiz'deki Ç ile bizim Ç'miz aynı bu arada. Haberiniz olsun. Evet. Bu arada şu bizim bildiğimiz çay, şa. Onu da yazayım araya. Yo yo okunuyor okunuyor da bu gerizekalılar okumuyor abi, işlerine gelmiyor. Çünkü niye biliyor musun? Ç'yi öyle okusa E olduğu için S diye okumak zorunda kalacak, o yüzden. Fenerbahçe demesi lazım. Onu da demediği için Fenerbahç diyorlar. Reziller ya. Beşiktaş'ta da mesela S'yi şeyi okumadıkları için Beziktaş diyorlar. Beziktaş. Aynen ya, online Portekizce kursunu açtık yine. Fatiba'nın dediğine geldi işler. Aynen. Günleri öğrenin abi. Günleri okuyoruz, tamam mı? Pazartesi Segunda Feira. Salı Terça Feira. Çarşamba Quarta Feira. Perşembe Quinta Feira. Cuma Sexta Feira. Cumartesi Portekiz İspanyolca'daki gibi Sábado. Pazar da Domingo. Abi çok güzel. O zaman sana hemen hızlandırmış Portekizce ders abi. Portekizceci Fatih olarak nam salarsın. Aynen öyle inşallah. Gözün aydın inşallah. Hayırlısıyla, layıkıyla devam edersin abi işine. O zaman home cockpit geliyor yakın. Diyormuş. Çıkmaz çıkmaz, sen like ile yaparsın. Ben senin ismini kabindeki arkadaşlara da veririm. Denk gelirsiniz belki. Benim arkadaşlarım da isimlerini söylerim sana. Kim kabine gelmiş? Adaş gelecek inşallah. Fatiba mı? Ha. Yazsaya bana özelden. Yazsın mı? Ben kabindeyim Türk Hava Yolları'nda. Vallahi mı? Evet. Muhabbeti yapmadık mı biz seninle bunu? Yo. Yapmadık abi. Niye yapmadın? Ne bileyim. Demedin ki İbrahim bana. İbrahim'e ulaş. Ne bileyim, geçen gün konuştuk ya o kadar. Demek ki bahsetmemişiz hiç. Yok abi, konuşmadık. Tamam. İbrahim'e, Fatih'e ulaşır. Sen kabinde misin? Evet. Er misin, kısa mısın?
Ben emekliliğim geldi benim. 9 sene oldu, 9,5 sene oldu. Abisin bir de hayvan. Değilim. Daha olmadım. Olmadın mı? Çok iyi Az ya. kaldı. Şeyin ne? Tipin? Tipsizim ben 330. Yakışıklı değil. Aa çok iyi. Bir dakika 330'da kabinde şeyde amir arkadaşım var. Kimmiş özelden yaz. Tamam özelden yazarım. 330'da pilot arkadaşım var gene 330 serisinde. Yaş kaç? Benim mi yaş kaç? Benim yaş 32. Yaş bizim nedir ya? Emekliliği geldi diye. Ha, o anlamda mı? Dalga geçiyorum ya. Şey olduk diye. Niye şey kasmadın? Amirlik. Kaşarlandık. O şirketin ihtiyacına göre ya. Daha benden önceki dönemlere gelmedi. Ha, benim bir Bu arkadaşım yaşanan şu anda olaylardan amirlik dolayı. kursu alıyor. O benden birkaç dönem öncedir işte. Bize Dur. de bu sene sonu ya da önümüzdeki sene başı gelecek gibi. Ha. Benim amirlikte gözüm yok ya. Başka planlar var biliyorsun. Ha, eyvallah. Aynen öyle. Bize ekmek lazım hocam. Bize pul verin. Bize itibar verin. Aynen öyle. Mustafa Yeşilyurt, İbrahim kar şeyimiz kaptanımız kabin memuru öyle diyelim. Ha beni mi soruyorsun Mustafa? Ben kabin memuruyum çıkıyor yollarında. Fatih Bey yazsın bana bakalım. Sen Batu'yla Neymiş? tanıştın mı daha önce? Bizim Batuhan var. Bu Bu NF Batuhan değil. neydi? Ha, aynen NBS ile. Ha neredeyse. Onunla şeyden tanıştım. Ve yayınlardan sohbet muhabbetle. Eyvallah. Birebir karşılaşmadım. Sen şu ya ismini yazdığım arkadaşla kesin uçmuşsundur. Bana bir mesaj geldi de ben senin mesajını görmedim ya. Ha dur bakıyorum. Bak benim uçak holda girişi çizdi. Nasıl? Benimki gibi mi çizdi, seninki gibi mi? Özel mi Ben çizdi sana sana özel çizdi. Kendi çizdi. sana? Vay. Şeyi Bu arada ben de veriyorum abi şimdi 8.000'i. Destination Data'ya gireyim de göstereceğim. Ben zaten Holt'ta 8.000'e ineceğim abi birazdan. Ben kaçta hold atayım? Sen 10'da at abi. Sen 10'da at, ben Ben 8'de 9'da. atıyorum. Tamam. Süleymaniye. Yok yok, spordan önce olacak Berkaycığım. Zulu 17'de. Futbolu takip ediyorum. Braga kulübünün üyesiyim. Ondan sonra maçlara bazen gidiyoruz şeyle, kayınçoyla birlikte. Yani Avrupa takımları falan geliyorsa buraya kesin şey yapıyoruz abi. Maçlara gidiyorum. Bir de büyük maçlara gidiyorum. Aa bak ekran paylaşıyorum sana. Ben biraz geç Maçları. gireceğim ama o yüzden fotoğraf da Pardon, atabilirsin. Fotoğraf at, fotoğraf at. yayında paylaşamıyorum. Evet. Lisbon Benfica Porto.
En son Braga'nın şey maçına gittim ben. Fiorentina Avrupa maçına gittim. Serdar Taşçı'yı daha izlemedim abi. Serdar Taşçı 2 haftadır. Ha, böyle çizmiş. Biraz teardrop gibi değil mi? Ama senin tarif ettiğin ya gibi. Benziyor. Bak sağdan. Bu paralel giriş. Evet. Teardrop'a paralel çok benziyor zaten. Koyu Fenerliymiş bak arkadaş. Bir dakika, Koyu Fenerli bizim Tarık Koyu Fenerli. Bu ismini yazdığın arkadaşı tanımıyorum, işte denk gelmedik. Tamam, ben baktım başka şimdi. İsimler de veririm sana. USA var mı sende? Ne var mı? ABD var mı? Var var, bende her şey var. Geçinmiş insanım ben. Her yere götürüyorlar beni. Harika abi. Lazi, az kaldı, iniyoruz. Bak şu anda Süleymaniye'deyiz. Pist altımızı ineceğimiz pist. Holt'tan geri geleceğiz. Benim Holt uzun sürmez inşallah. Görebiliyoruz. Hemen göstereyim. Çok pardon. İshak Su için Süleymaniye. Hold'a girdin mi abi sen? Girdim ama ters veriyor Hold'un. Az önceki gibi veriyor. Ben kendim senin söylediğin gibi manuel yapacağım şimdi. Aslında doğru girdi ya. Pardon, ben yanlış şey yaptım. Şimdi tekrar ben şu 135'i alayım abi uçağı. Kükreyen hoş geldin. Kükreyen kurbağa şu anda... Aa, hanım arıyor. Bir tur atarım ya. Düşürelim. Set kursumuz 0.20 olacak. Tamam. Benim holda girmeme bile gerek kalmayacak galiba. Güzel alçalıyor. Valla benim gerek oldu. 55 dakika süper. Aslında bu başta şey verirsem 6500'ü rahat inerim ben. Hatta yapayım şimdi. Şöyle kalsın. Aynen. Şimdi dönelim. Ben varyoyu düşüreyim de döne döne bir ineyim. Sana fotoğrafını atarım. Mert hoş geldin. Ben de tam var üzerinde 8500 rahat oluyorum. Ondan sonra 130 başta devam ediyoruz abi.
Yavaş yavaş dönelim. 10.000'e gelindi. Lightslarımızı açalım. Batuhan, varyon kaç? Ney pardon? Alçalma varyon kaç? 1500. Şey diyorsan eğer, fit olarak mı soruyorsun? Yok, 1500 var yok, tamam. 17.000 fit olduğunu gördüm de. Ben de 1500 yapayım. Mustafa, bazı meydanlar etrafındaki manialardan dolayı böyle yaklaşılıyor. Direkt inemiyorsun. Ama çok zevklidir bak böyle yaklaşmak. Akşamki yapacağımız uçuş da buna benzer olacak. Onu İbrahim inceler. Bilmiyorum gelebilir misin de. İftar zamanı zor. Aynen. Tamam ben 130 başlayayım şu anda. Şöyle meydan üzerinden devam abi. 6500'e kadar. 6500 geliyor. Bıraktık. Şöyle hızımız da güzel. Arkadaşlar ilk defa duyuyorum bu işi. Abi onlar buradalar ya. Saksı değiller. Dur sizin sesini biraz daha açayım. Güzelim 210 kalalım. Bu şekilde devam. Çarptı geri getirelim. Tabi tabi öğrenirsin. Ben ister İngilizce ile aran nasıl? Ben sana link de atabilirim Mustafa. Bu tür prosedürleri öğrenebilirsin. Güzel kaynaklar var. Evet, RNJ'de 8 mildeyken 175 başta sağa döneceğiz. RNJ'ye göre. Şuranın korsunu alayım ben. Ya terminolojisini öğrensen yeter. Bak döneceğimiz yer şurada zaten belli arkadaşlar. Evet kimler hold'a girdi? Ben şimdi girdim. Alt bantta uçuyorum. Hayırlı hold'lar. Eyvallah 11.000 fit'teyim. İsakso bizim abi şeyimiz o. Alameti farikamız o. 6 tane uçakla dönüyoruz duruyoruz. Benim yani genelde uçakları ve meydanları tekrar etmemeye çalışıyorum. 175 başa dönelim abi. ...3770'i de şuraya set edelim. Meydan irtifamız... ...2400 küsür. Şimdi ona da gidelim. İntercept'te oldun mu abi sen? Şimdi oluyorum. Tamam. Şeyde ilk dönüşümü yaptım. 155'e döneceğim birazdan. Tamam. İşte 355 özür dilerim. Skiatos yakında gelir. Bayağıdır uçmadık ya Isakso. Dönüş yapacağız. Biraz hızımızı arttıralım. 355'e başarı dönüyoruz. Sen dönüyorsan ben hold'dan çıkıyorum. Anlaşıldı. 350 başı dönüyorum. Birazdan 310'a döneceğim kaptan. Ne yapıyorum o sırada? Speed'i aldım ve hızımı düşürüyorum birazcık daha. Düşüş başlıyor. 3763 ILS gelecek. Hemen düşüşümüzü başlatalım. Bir flap verelim. Her şey safe olsun. Şimdi 310'a doğru dönelim abi.
Batuhan, ben alttan çıkıyorum. İstersen 8000 alçı alabilirsin. Tamam, 8000 alçı alırım ben. 310'a dönerken ne yapıyoruz abi? North Source'umuzdan Localizer'ı alıyoruz. O 3 mil geldiğini gördük. Course'umuz da bizimle birlikte dönüyor. Şimdi tam meydanı hizalayacağız. Şu şekilde. Alçalmaya devam ediyoruz. Kaç milde abi? ILS'e 4.1 milde 3700 küsürden alçalmaya başlayacağız. Dönüşe devam. Dönüşe devam. Bak, pis gözüktü önümüzde. Süper. Bu şekilde devam. Hatta korsumuzu şöyle oturtalım biz. Uçağa da yardımcı olalım. Kaç mildeyiz? 12 mildeyiz. Her şey güzel. Hızımızı biraz daha keselim. 8. Süper. Bu şekilde devam. Spoiler arm edildi. Manuel. Continue. Ignition var. Her şey safe. Bu şekilde gidiyoruz. Altimeter capture. 3767 dedik. 3750'ye ayarladık. Bu şekilde devam. Evet, 3700 geliyor. Onunla birlikte burun kaldırdığı için uçak hemen ne yapıyoruz? Gazımızı artırıyoruz. Bu şekilde bir flap daha ver. Gear down. 10 mildeyiz. Evet, bir kere approach'a bastım. Localizer geldi. Şurada son hızımızı set edelim. 0.37 gördük. Hız düşüyor. Bir flap daha ver. Ne yapıyoruz abi? Hızımız düşerken slow'u bekliyoruz. Kaç milde gelecek? 4.1 milde. Glide slow. Diğer arkadaşlarımız volttalar. Bizi göremiyoruz ama. Sen döndün mü? Hah, geliyor geliyor. Bak, İbrahim geliyor. Ben de volttan çıkıyorum şimdi. Bak şu İbrahim. Onların inişlerini izleyeceğiz zaten. 4.1 mil dedik. Şu anda kaç mildeyiz? 6 mildeyiz. 2 mil sonra giriyoruz. Mist approach'umuz 8000 abi, bor üzerinde. O da set. Minimumumuz baro değeri de 2640. Batuhan, minimum speed, approach speed yapar mısın? Ben daha ILS capture olmadım. Çok yakın olacağız. Kim geldi? Tam Nunu. Tekrar holda girelim. Ola Nunu. Eğer holdan çıktıysan VR üzerinde evet, 4.1'de görüyorsun. Slow'u aldı. Minimum approach'tan gel ama çıkmadıysan bir tur daha atsan güzel olur. İshak Soy'a katılıyorum. I have to control. Tudo bem, obrigado. Estamos aqui em Iraque, Suleimania. Estamos a aterrar. Evet, gear down. Spoiler arm edildi. Lightslar açık. Check. Elektriğe gerek yok zaten. Bu arada Batuhan'ın ışıklarını da görüyorum artık. Minimum continue left diyelim. Sorma ya. Radio'yu alıyoruz artık. 300'ün üzerindeyiz. Rüzgar güzel.
Manuelleri uzun tuttuk biraz. Güzel oldu. 80 geçirdi. Manuel direkt. Hemen vekiyet ediyorum abiler. Kaç mildesin İbrahim? Tamam, bakıyorum. Şu an final'a döneceğim. Harika. 8 milde falanım. Süper. Evet arkadaşlar, Süleymaniye'ye geldik. Sağdan terminale döneceğiz. Ondan sonra drone kameramızı alıp İbrahim ve Batuhan'ı yakalayacağız. İbrahim görüyorum şu anda. Biraz ilerleyin ki o da buraya girecek zaten. Siz birbirinize çok mu yakınsınız ya? Batuhan birazcık bana yakınlaştı, evet. Bir saniye. Ben yanlış görmediysem. Sen finale mi 8 milde döneceksin? Şimdi final'a doğru döneceğim. ALS'e dönüyorsun değil mi? 6-7 milde. Evet, ALS'e. Tamam, tamam. O zaman ben terminaline kadar gelebiliyorum. O yüzden siz orada birbirinize 6 mil. Ben seni geçtim ya, imkansız. Yok, sen şimdi yok. Dönüyorsun. Ha, okey. Final'a dönüyorum. Intercept olacağım şimdi. Ben dönüşü otopilota bırakmıştım. Birazcık mahvetti. Hadi ya. Manuel'den düzelttim. İyi çizememiş o zaman. Evet. Şunu görüyorum seni. Şu anda ALS'tesin değil mi? Evet evet, ALS Capture. Üç mil. Görüyorum abi. Böyle rüzgar değişken gibi. Çok şey değil. Belirgin değil. 5 knot. Manuel. Autopilot off. Evet, o geliyor. Basra Körfezi'nin gülü. Hadi bakalım. En son böyle dediğimde piste savrula savrula. En son böyle dediğimde radara yalvarıyordun. Evet. Dönme, dönme diye. Abi Mustafa'yı bak yol yormuş, uyuyakalmış. Arkadaşlar Ramazan şeyi diyelim abi, yorgunluğu. Popülat da glistop tutmuyor. Tutmuyor. Onun acaba onun bilgisi vardır burada, bazen oluyor.
Ama yazmamış. Ben onu direkt gözüm şeye geldi. Baktım herhangi bir uyarı var mı dedi. Yazmıyor yani. Minimum continue. Batuhan, popülaritelere güvenme. Tamam. Adam indi çünkü pilot. Estağfurullah. Ama gidiyor. Yine bir yanlama oldu. Şimdi gözlerimiz Batuhan'ı arayacak. Manuel Brecken, of. Kesinlikle güzel indi abi. 3-1 Foxtrot nerede? Hemen şu Foxtrot'tan çıkalım. Bir dakika, sen yetiyor mu senin şeyin, çıkışın? Yeter ya, Foxtrot'u yakalayamazsam golden çıkarım. Bu arada arkadaşlar, karşısı Süleymaniye şehri. Rolpi hoş geldin. Alfa mı? Oradan çıksana. Alfa yazıyor burada, anlamadım. Göster göster, hemen Discord'dan at. Bu chart bir garip. İneceğim ben, ineyim mi ona göre? İn 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 in, çıktım ben. Tamam, tehdit ediyor ya. Evet. Neredesin ki? Senin daha ışığın yok ortalıkta. Şu an 5 mil var. Bir dakika, galeriye bir şey geliyor. Oo, ekran kartı gelmiş. Çok iyi abi. Hadi hayırlı olsun. Bir dakika, bu bizim Klonix, bizim Mücahit değil miydi ya? Adını hatırlamaya çalışıyorum. Mücahit sen misin? Tamam, bak hatırladım. Mücahit hayırlı olsun yeğenim. Vallahi süper. Çok iyi. Kurdun mu şey simülatörü? Batuhan 3-2'ye indiğine emin miyiz? Hah, geldi, tamam. Şimdi gördüm, tamam. Tamam, hepsini güncelle Mücahit. Simülatörü zaten güncelleme geldi. Oo, Mustafa kaptanım da şey göndermiş. 3D'siyle birlikte güzel bir sistem fotoğrafı. Ekran kör mü? Tamam, güncellemelerin hepsini yap. Bak, bir tane bile eksik bırakma. Bütün dünya güncellemelerini, uçakların güncellemelerinin hepsini yap. Güzel güzel, maşallah. O 27 galiba. 32 mi 27 mi onu bilemedim ama çok güzel duruyor. Bende de kör vardı hocam. Bozuldu. Onu geri verdik. Parasını aldım. Onun yerine başka bir ekran aldım ben de ya. Sen neredesin bu arada abi? Park pozisyon. Önündeyim ben. Taksi yolunda. Siz içimimize tak. Aynen aynen. Sen önünde değil miyim ben senin? Tamam, önündeyim. Görüyorsun. Ah, şimdi gördüm. Nasıl ya? Ben real time yapmıştım ya, karanlık, senin ışıklar kapalı. Tamam. Evet, Batuhan geliyor abiler. O Iraki. Güzel. Tam bir 737 inişi bekliyoruz. Of, tut tut tut. Flair de yaptı. Süleymaniye'nin altın zenginlerinin içini, yağını eritti. Ellerine sağlık Batuhan. Teşekkür ederiz. Bazı yolcular soruyor, indik mi biz? Aynen ha. Yok yok, bazıları diyor ki inmeseydik. Setmediler. Geri mi gidiyoruz diyor Basra. Uyuyanlar farkında değiller. Vallahi ikiniz de harika indiniz.
Ben de pis uzun diye flare'ı uzun tuttum ama güzel oldu. Eyvallah. Arkadaşlar Zulu saatiyle tekrar şu saatleri karıştıracağız. Nerede benim şeyim? Ben bu arada direkt taksiyle kapatıyorum. Artık iftar tamam. Yaklaşıyor. Hazırlığa kaçmam tamam. Lazım. Uçuş planlama. Zulu saatiyle 17'de Karaçi'de buluşalım. Gençler. Yani Türkiye saatiyle 20'de akşam 8'de Karaçi'den Ketta'ya gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz eşlik ettiğiniz için. Yeni takipçi arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Aramıza hoş geldiler. Mutlaka Discord'umuza gelin. Orada simülatörle ilgili veyahut diğer ekipmanlarla ilgili bir şey sormak isterseniz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Ben de yayını kapatayım arkadaşlar. Şey yapacak. Herkes iftara gidecek. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İbrahim görüşürüz. Tamam. Tamam haberleşiriz. Ben motorunu bekleyeceğim.